ben hemen koltuğuma geçmek istiyorum. Gülten Dayıoğlu geldi. Gençlik ve çocuk yazarı, üç kuşak yazarı. Efendim hoş geldiniz. Ay hiç rahatsız olmayınız lütfen. Nasılsınız? Estağfurullah kızım. Sağ olun. Ay sizi görmek, ağırlamak çok güzel. Çok lütfen buyurunuz. Sağ olun. İyisiniz inşallah. İyiyim iyiyim. Size de iyilik dilerim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bende de kitaplarınız var. Ne mutlu bana. Herkes okumuştur mutlaka sizin kitaplarınızı diye düşünüyorum ben. Neredeyse dördüncü kuşak başladı. Maşallah. Ama dilerim, duam odur ki sizin yavrunuz da okusun inşallah. İnşallah. Hayırlı olacaksa evlat inşallah. Hayırlı olsun, sağlıklı inşallah. Olsun, uzun ömürlü öyle, olsun inşallah. Öyle, dilerim. Siz ilk kitabınızı kaç yaşınızda çıkardınız? Ben bayağı 63'te çıktı. 28 yaşında filandım sanıyorum. Çıraklık dönemim çok uzun geçti. O da olanaksızlıklardan tabii. Anadolu'daydık. İşte sonra 50'de ancak İstanbul'a gelip adapte olabildik filan. Ama ben hep yazdım. Demin dediğiniz gibi ilkokul 3. sınıfta öğretmenimin beni yönlendirmesiyle dört elle sarıldım yazmaya. Ama onu fark etmiş olması gerçekten sizin için de evet. Büyük bir şans. Sizin de yazma yeteneğiniz var. Tabii ki bütün çocuklar hayal kurarlar. Kendimizce bir şeyler karalarız ama her çocuğun yazma becerisi yok. Öyle biliyor musunuz? Öğretmenim gördü benim mürüvvetimin bir bölümünü. Rahmetli anıyorum. O bunu dediğinde kendisi köy enstitüsü mezunuymuş. Mezun oldukları gün hocalarından biri, arkadaşlar diplomalarınızın hayrını görün. Türkiye'nin dört bir yanına dağılacaksınız. Size bir isteğim var sizden demiş. Gittiğiniz yerlerde cevherler çıkacak karşınıza. Onları sakın kaçırmayın. Yani teğet geçmeyin demiş. Hatta şu örneği vermiş. Nasıl uzun Mehmet miydi taş kömürünü komutanı göstermiş. Bundan bulursanız memleketinizde, onlar da teris olurken hemen mülki amire götürün, yerini gösterin diye. Yani Zonguldak'taki taş kömür evet. Havzalarının bulunuşu. İşte biz de öyle bir taş kömür gibi öğretmenimizin gözünde. Cevheri gösterdi. O beni görünce öğretmeninin dediği yolda yürüyerek bana mim kodu ve beni aldıp kütüphaneye götürdü ilk işi ki kızım... öyle ders çalışmak, diploma almak, okulları bitirmekle yazar olunmaz. Bu yeteneğe yazık etmemen için senin çok özel bir yolda, yani kitap okuma yolunda koşar adım ilerlemen lazım. Herkes gibi yürümek değil, koşar adım. Çok geniş yelpazede kitap okuman lazım. Gerçekten de İstanbul'a göç ettik. Ortaokulda da bize gelen Reşat Nuri Güntekin müfettişimizdi. Öyle mi? Evet. Orta birde ben de Kütahya'dan gelmişim. Yol yordan bilmiyoruz. Hala biz Kütahya dilimizi kullanıyoruz orada. İstanbullu kızlar dalgalarını geçiyorlar falan neyse. Hepsini çok sevdim sonradan. Hocam dedi ki Türkçe hocam bu çocuk taşralı ama efendim dedi. Çok bir yeteneğiyle doğmuş. Biz dedi yardım etmek istiyorum ama ne yapacağımı bilemiyorum dedi. Reşat Nuri Bey şöyle bir sırtımı taptapladı. Dedi ki hocama Bediye Hanım bu çocuğa yapılacak en önemli yardım bu okulun kütüphanesinin anahtarını verin. Aynen. Nişantaşı Ortaokulu'ydu. Şimdi Nuri Akın Lisesi. Verin hem okusun hem orayı da biraz bir temizlesin dedi. Ay çok iyi. Ay ne kadar güzel, ne kadar evet. Şanslısınız. Gerçekten köy enstitüleri çok değerli insanlar yetiştirmiş. Evet. Çünkü sadece böyle matematiktir, kimyadır, yok. Şimdiki eğitimler değil. Yok, yok. Tarımda, hayat ağaç vardı, dikme, hayat var, tabii, dikiş tabii, dersi. Her şey, her şey. Ve 3 yıl anahtar bende kaldı. Yaz kış gidip kapanıp okuyordum orada. Yani çok büyük bir beslenme oldu. Lise öğretmenim de bana... Yeni listeler vererek pekiştirdi beni bu yolda okumamı. Yani öğrenciye müfredat programı doğrultusunda listeler verilir bilirsiniz. Bunlar okunacak. Evet. Onu aldım o sorumluluğu.
Bir başka ek liste daha verdi, hiç unutmuyorum. Orada da yakası açılmadık yazarların ismi var. Bulabilirseniz sahaflarda artık veya sokak yaymacılarından hep arardık, bulurduk. Onlarla da beslendik. Ve onun bilincine vardım ki ben hep şunu diyorum, okullarda söyleşilere katılıyorum da, evlatlarım, 3 öğün beslenmek yeterli değil bir insan yavrusunun yetişmesinde. Bir 4. öğün var, atlıyoruz onu. Nedir diyorum, ses yok. 4. öğünde zihninizi beslemek. Zihnin besini de kitaplardır. Anlatıyorum bunları. Çok güzel bunları. İfade ediyorsunuz. Evet. Gerçekten öyle. Sadece ders kitaplarına tabi kalmak yok, değil. Yok. Yeterli. Hayatı anlamak, insanları anlamak. Mesela kitap okumayan insan empati kuramıyor. Kitap okumayan insan, bırakın başkalarını anlamayı, kendini tanıyamıyor, kendini anlayamıyor. Ne yapmak istediğini bilmiyor hayata dair ve başarılı da olamıyor, mutlu da olamıyor. Gerçekten öyle. Okuyan insanla okumayan insan, şurada oturup iki cümle kurduğunuz zaman hemen temelini veriyor. Bilirsiniz. Boş mudur, dolu mudur bilirsiniz. Size hemen, tat hemen verir ya da vermez. İşte o kitapla evet alakalı. O gerçek. Bu nedenledir ki bu yaşıma geldim ben. Hep şunu savundum yaşam boyu. Diplomalı işsizler ordusu kahvelerde zaman öldürüyor. Bu yönde. Çift diploması var, master'ı var ama hayatla ilgisi bilgisi yok, ilgili bilgisi yok. Sadece o dersleri bellemiş. Evet. At gözüyle giderek. O testleri çözeyim ve o sınavlardan yüksek puan alayım. Ama geniş bir açıdan baktığında hayata, hayatın içine düştüğünde mezun olup. Genel kültürü de beslemek lazım. Diplomasının mürüvvetini göremiyor, keyfini yaşayamıyor, kılım kılım kıvranıyor. Çok evlatlar. Evet. Siz ilk kitabınızı Bahçıvan'ın oğluydu değil mi? Evet. Doğru hatırlıyorum. Evet. Odur budur aralıksız hiç durmadan yazıyor musunuz? Evet, yazıyorum. Son kitabınız da elimde. Bu değil son kitabım. Benim herhalde gelmedim size. Son kitabım, kitaplarım 10 kitaplık bir dizi. O set bana geldi. İşte onlar benim son onlar kitaplarım. Mı? Evet. Ben onu aldığım gibi götürdüm. Öyle çok tatlısınız. Evimde kitaplığıma koydum. Evet. Çocuk yok da kitabı hazır. Ah, bana maşallah geldi, bana Ayhan abla. Evet, evet. Ben de çocuk kitapları diye Gülten Dayıoğlu kitap göndermiş evet diye. Evet, evet. Ay bir heves, bir mutlu oldum gerçekten evet, hikayeler çok. Ama mutlu olacağınız kadar güzel kitaplar çocuklarımıza okuma özürlüyüz ya. Üzgünüm hepimiz. Doğru söylüyorsunuz ama. Sizleri demiyorum yani tabii, genelde. Tabii. Evet. Bunu kırmak için ömrümüzü verdik. Şimdi bu kitaplarda o kadar farklı konular işledim ki ben. Hani demin yakası açılmadık dedim ya. Evet. Yani sıra dışı işlene işlene eskimiş, yalama olmuş konuları atın bir kenara. Yepyeni öykülerle, yepyeni alanlarda ve yepyeni bilgilerle 10 kitap yazdım. Bravo. Bu kitapların yazılışı da çok ilginç. O A takımı İş Sürücü Köpekler kitapların dizinin adı. Üzgünüm, keşke gösterebileydik. Ay, ben ama ne bileyim. Diyelim. Neyse Ezgi Hanımcığım, bir arkadaşım bir köpek çiftliği edinmişler karı koca Silivri'de. Gülten teyze bir gel dedi. Gittim. Çok severim hayvanları. Bir gittim ki gidiş o gidiş. Oradan 10 kitap çıktı. Ay bravo. Çünkü doğumhanesine buyur ettiler beni, steril giysilere bürüyüp. Ve evet, orada o olaya tanık oldum. Ve 9 doğurdu hayvan. Evet, 10'a tamamlandı kitap serisi. Bunların 10. kitap veda kitabı. 9 kitap. O 9 eğitimden geçtiler. Anaokulu gibi. Bugün gazetede yazıyordu hakikaten. Ordumuz yetiştiriyormuş onları. Onlar anlatıyor. Bunlar doğuyor anaokulu gibi. Bebeklikten eğitiliyorlar. Ve sonra çeşitli alanlarda işte uyuşturucu bulma, hırsız yakalama, her tarihi eser yakalama hep iş sürüyorlar devamlı.
10 kitabın vedası dediniz ama kitap yani, yazmaya veda etmiyorsunuz. Hayır, hayır. Öyle algılanmasın, anlaşılabilir. Çünkü ben düzeltmek istedim. Orada 9 kardeş okurlarla vedalaşıyor. Okurlarla. Evet, ay çok evet, güzel. Yaşadıklarım evet, ve düşlediklerim demiş. Kapağı çok hoşuma gitti. Elimde tutuyorum. Bu da benim hayatım. Evet, sizsiniz. Benim. Ve burada çocukluğunuz mu? O kitapları nasıl yazdığımı anlattım. Sizin çocukken okuduğunuz kitaplar evet, dahil. Nasıl, Batı'da çok moda bu kitaplar. Evet, aynen öyle. Ama bizde biyografi yok gibi. Hem biyografi hem de kitapların yazılış öyküsü. Sohbet edeceğiz.